Yeni videodan hepinize merhaba. Biz sabah kalktık. Nereye gidiyorsun? Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra biraz takıldık. Film izledik. Aras'cığımla film saati yaptık. Şey çıkmış Netflix'te. İyilik ve Kötülük Okulu mu öyle bir şey. Onu açtım. Onu izledik biraz. Mısır patlattık falan. Çok eğlendik yani. Sonra da parka geldik. Şimdi parktayız. Evet. Hadi bakalım. Hoppa. 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 Hoppa hoppa. 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 Öyle düşersin anneciğim, at değil o. Aras vallahi düşersin. Şimdi de parka geldik. Birazcık parkta oyalansın. Önce bir kumda oynadı bayağı bir. Ağırdır ağır. Ayağına düşer ağır. Ağır ağır ağır. Taşıyor valla. Aras çok komiksin. Buraya otur gel. Şuna otur. Buraya otur. Bu arada hava bugün çok güzel. Aras'a sweatshirt giydirince bir tedirgin olmuştu üşür mü ki diye, de hiç üşünecek bir hava yok. Biraz hafif rüzgar var. Ama sıkıntılı değil. Biz bugün arkadaşımıza gidiyoruz. Bugün pişi günü. Pişi yapacağız inşallah. Neredesin Aras? Bakalım nasıl olacak. Size bugün inşallah yapabilirsem tarifle çekmek istiyorum. Tripodu falan unutmazsam inşallah. Neredesin? Şimdi arkadaşımı aradım. Bakalım. Oraya gideceğiz. Önce eve gideriz. Üstümüzü bir değiştiririz. Arası bir yıkarım. Sonrasında da inşallah eşyaları hazırlarım. Döneriz. Yarın bu arada doktor randevumuz var. Eşimin rahatsızlığı için ikinciye tekrardan operasyon geçirecek diye. Sanırım o yakında bir zamanda olacak. Yarın gideceğiz bakalım. Gün mü alacağız yoksa direkt yarın mı yapacak bilmiyorum. Tahlil falan vereceğiz. İnşallah sıkıntısız atlatırız. Evet Aras'cığım banyosunda nihayet geldik eve. Çok huysuzlanmadı. Direkt tamam dedi. Kabul etti. Kucağımda hiç ağlamadı yani gelmeyeceğim diye. Şimdi eve geldik. Banyomuzu yapalım. Ben o arada Aras'ın çantasını hazırladım. Göstereyim hemen. Buraya orada giyeceği şeyleri koydum. Şu taytını, şu üstünü. Bir de içine zıbın. Yedek kıyafet almıyorum. Çünkü zaten akşam gideceğimiz için en fazla bir gecelik giyer diye gecelik koydum. Buraya da şimdi için olan eşyalarını koydum. Pişik kremi, tarağı, kulak çubuğu ve yağını koydum. Evet şimdi bunları gösterdim. Hemen bir çantamızı da göstereyim, o da hazır. Çorapları ve hırkası burada. Sırt çantasına da ihtiyaçlarını tamamını koydum. Bir tane kalın tulumu var. Şimdi evin sıcaklığına göre giydireceğim. Eğer ev normalse o zaman ince ileri giydiririm. Ama eğer serin gibi olursa onu giydiririm. İki tane bez koydum. Islak mendilimi koydum. Bir de şimdi bezini taktıktan sonra da inşallah şeyini koyarım. Pişik kremini koyarım. Aslında iki pişik kremi daha iyi oluyor gerçekten. Biri çantaya hep durması için koyulursa. Evet. Şimdi bunlar hazır. Evdeki son durumda bu şekilde. Çok şükür dağıtmadı çok bugün. Oturma odasını sadece dağıttı. Orayı da zaten toparlarız şimdi hemen. Aras'ın gardırobunun son halini size göstermemiştim. Onu bir hemen göstereyim. Ben sepetleri buldum. Bir tanesinde bizim Aras'ın şeyleri varmış. Oyuncakları, onu söylemiştim zaten. Bir de şu büyük uzunlardan bir tanesinde de şeyler, bakım ürünleri varmış Aras'ın. Onların hepsini getirdim buraya. İki tane bu kareden çıktı, böyle iki yana koydum. İki tane de o dikdörtgenden çıktı. Buna müslinleri ve battaniyelerini, buraya da pantolonlarını koydum. Pantolonlar sığmadığı için kalan kısmını da buraya yerleştirdim. Yan tarafına da bütün çoraplarını sığdırdım. İyi oldu. Zıbınlar hala burada duruyor. Zıbınları koymak için de aslında şurada sepetler var. Onlara koyabilirim. Ama şimdilik daha oyuncaklar için bir düzenleme şeysi oluşturmadım. Onu bir oluşturursam inşallah o iki tane sepeti de buraya alacağım. Zıbınları da sıra sıra şöyle oraya dizeceğim. Çok da güzel olur. Bir deneyelim hatta size de.
Size de fikir olsun. Yani böyle BİM'e, A101'e sepet geldiğinde sakın kaçırmayın. Hemen alın. Çünkü çok gerçekten kullanışlı oluyorlar. Aslında direkt de buraya koyabilirim ya. Vallahi böyle daha güzel durdular. Bakar mısın? Diğer zıbınları henüz yıkanmadı o yüzden. Ama güzel duracak. Şöyle bir alayım. Böyle koyarsak. Ya da böyle de koyulur aslında. Sığar yani, sığmaz değil. Bakalım. Yani şimdilik bunlar içinde mi kalsa ki bilemedim. Hoşuma gitti ya şimdi. Değiştirmek istedim ya. Vallahi oldu. Şimdilik bunda dursunlar. Ben diğer zıbınlar da yıkanınca iki sepet yaparım oraya. Şimdi alt kısmı o şekilde gösterdiğim gibi. Şurada da gecelikleri var arası. Orta kısmına kalın battaniyelerini koydum. Bir de kışlık kabanını koydum. Montunu koydum. Üst kısımda yani yine yazlık kışlık var. Ama kışlıklar ağırlıklı. Burada bütün kışlıklarımız var. Sağ tarafta da tişörtleri var. Evde zaten hep tişört giydiriyorum. Evimiz sıcak olduğu için. Şimdi ben burada gösterdiğime göre artık bir şey yapabilirim. Diğer odalara geçebilirim. Az önce oturma odasını süpürecektim parka gitmeden önce. Öyle olunca yerde ne kadar oyuncak varsa tertemiz yaptım. Sadece şuradakileri oynamış Aras'cığım en son. Buraya taşıdım hepsini. Şimdi bunları düzenleyeceğim. Sonra artık burada da işim kalmıyor. Günlük olarak yaptığım işlerin çoğunluğunu yaptım zaten sabahtan. O yüzden hiç şu anda yapacak işim kalmadı. Bakım çantası olarak da Aras'a bunu yaptım. Bunu kayınvalidem Aras için yapmıştı. Gri böyle çok güzel. Hem içine her şeyi aldı. Şunlar iki adam bu sepetler. Şurada Tupper'ın bir ıslak mendil kutusu. Onu da Aras'ın ıslak mendillerini koydum. Evin içindekini artık bununla alıyorum altına. Çok güzel düzenli oldu. Hoşuma da gitti yani bu. Burada tutuyorum artık. Çünkü odasında durduğu zaman hepsini boşaltıyor. Şimdi onu yıkadım bir göstereyim. Çok yakıştı kıyafetlere. Aras! Neredesin sen? Ne oldu? Şu tipe bakar mısınız? Çok tatlısın. Şimdi artık evimizi toplayacağız. Çıkacağız Aras artık. Hadi. Her yeri topladım. Sadece bulaşıklarım kaldı. Onlar da zaten direkt makineye yerleşecek. Ama saat 5'e geliyor. O yüzden artık vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü anca daha gideceğiz, hamuru mayalayacağım falan. Bir yarım saat 45 dakika hamurun dinlenmesiydi, yok işte pişirmesiydi derken 2 saat anlamadan geçiveriyor. Saat 7 gibi yiyoruz genelde akşam yemeğini. Çok geçe kalsın istemediğim için şimdi hemen evden çıkacağım. Ben giyindim, Aras'ı zaten giydirmiştim. Kendime bir tane böyle sweatshirt aldım. Aras'a da böyle çorapla şey bunu göstermiştim. Ayakkabıları burada. Bu sos çok güzel oluyor pişiyle. O yüzden bu sostan geçen açmıştım kızlar geldiğinde yine. Onu götürüyorum. Çantam hazırım. Hadi bakalım şimdi çıkıyoruz. Pişimizi yapalım artık. Size zaten çekebildiğim kadarını çekerim. Hah tripod. Ay bak unutuyordum. Vallahi unutuyordum. Onu da unutmadan götürelim. Büyük olanı götürüyorum. Çünkü nereye koyabileceğimi bilemediğim için en azından tezgah bile koysam bu yüksek tutar diye düşündüm. Bunu götüreceğim o yüzden.
Biz eve geldik. Aras'ı hemen yatağına yatırdım. O sonra birazcık sanırım bunaldı bizim evin sıcağından. Balkona falan gelmiş. Ben onu balkona hemen geri götürdüm. Bugün çok güzel bir akşam geçirdik. Şimdi eşimin operasyon durumu olduğu için bakalım yani ne olacağı belli değil. Ben o yüzden normalde yarın görüşecektik. Ama yarın doktora gideceğimiz için bugünü aldık. İnşallah hayırlısıyla bakalım ikinci operasyonu da geçirir. Sıkıntısız bir şekilde inşallah yine evimize geliriz. Bakalım. Yani sizin dualarınızı bekliyorum. Yarın doktora gideceğiz. Bilmiyorum video çekebilir miyim? Çekemezsem zaten bir gün önden gittiği için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yine size durumdan haberdar etmeye çalışırım. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.